karşılaşmaya hoş geldiniz. Konuğumuz teknik direktör Oktay Derelioğlu. Kendisiyle hem Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hem de Süper Lig'de 23. haftayı konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Önce bir yoğun kar yağışı var malum, hala da devam ediyor. Bir şu Başakşehir maçını konuşarak başlayalım. Oynanamadı. Bir 5 dakikası falan oynandı. Bu akşam da oynanacak mı bakalım, onu şartlar gösterecek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tatil kararını? Ya tabii biz şimdi televizyon başında, ekran başında baktığımızda onu hissedemeyiz. Onu gözlemciler, hakem raporları, ortaklaşa bir karar verilmiştir. Muhakkak bir nedeni vardır. Çünkü oynanmama nedeni çok görüş mesafesini de etkilerse olur. İşte topun sekmeme durumu, yoğun kar yağışı. Ama tabii statlarımızın artık zeminleri çok iyi. Evet, seni seviyede. Çok etkilemiyor. Ama tabii hayırlısı olmuş diyelim. Yani çünkü oradaki karara saygı duymak lazım. Evet, zaten sonrasında Göksel Gümüşdağ da konuştu çok zor şartlar altında olduğunu. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi sizin de birçok maça çıktınız. Çok zor hava şartlarında da maça çıkmışsınızdır. Böyle o zamanki tabii zemin şartları da çok daha farklıydı. Çok daha zordu. Böyle geldi mi başınıza bu tarz bir şey? Geldi, hani, geldi. Çok geldi. Zorluyor mu çok? Zorluyor. Yani inanılmaz derecede zorluyor. Tabii burada her maçı iptal etmeye kalkarsanız sorun yaşarsınız ama bugün baktığımda günümüz şartları, sahalar, statlar, zeminler eskiye göre daha iyi. Yani bizim zamanımızda çok mu kötüydü? Değildi. Biz yine şanslı nesiliz. 90'lı yılların özellikle nesli. Kötü de değildi. Ama şu anki ortam, şu anki konum her geçen zaman daha iyiye doğru gidiyor. Bakalım bu akşam nasıl olacak, oynanabilecek mi Başakşehir maçı? Bir maç daha var tabii. Şimdi bir Türk Telekom stadına gidelim. Muhabirimiz tamam. Yasin Sabuncuoğlu orada bizi bekliyor Galatasaray'ın Akhisar maçı öncesinde. Oradaki hava durumunu, şartları bir kendisinden dinleyelim. Bir de tabii mücadelenin detaylarını. Galatasaray bugün dünkü ertelemenin ardından yine aslında benzer bir senaryoda kar yağışının devam ettiği bir atmosferde Akhisar'la karşılaşacak. Galatasaray yönetiminin dün bir açıklaması vardı. Sahaya branda serildiğini paylaştı kamuoyuyla. Hem kulüp tarafı hem de bazı yöneticiler sosyal medya hesaplarından. Şu anda kar yağışı devam ediyor Seyran Tepe'de. Maça da 2 saatten az bir süre kaldı. İki takımla ilgili detayları vermek gerekirse bugün Cagne ile Fernando'nun ve Lines'in sakatlıkları sürüyor. Fakat maç saatinde bu üçünün de durumu belli olacak. Onun dışında herhangi bir cezalı ismi bulunmuyor. Galatasaray'ın konuk ekip Akhisar ligin son sırasına demir atmış durumda. Onlar için de önemli bir mücadele. Onlar da İstanbul'a 7 eksikle geldiler. O eksiklere bakalım hemen. Josue ve Serginho cezalı iki ismi bugün Akhisar'ın. 5 de sakat isim var. Mustafa Yumlu, Dani, Güray, Lopez ve Eray bugün Galatasaray'a karşı Akhisar'da oynayamayacak isimler. Şu anda herhangi bir tatil veya erteleme yok. Kar yağışı devam ediyor. Hava da ciddi anlamda soğuk Seyran Tepe'de ve stat çevresinde. Taraftar sayılarından da bunu görebiliyoruz. Ciddi bir kalabalık yok stat çevresinde. -6'lık bir derece var deyip tekrardan sözü Melike Çelik'e bırakabiliriz. Evet, -6 derece. Bakalım bu akşam ne olacak? Bu karşılaşmanın akıbeti oynanacak mı, oynanmayacak mı? Merak konusu. Yasin Sabuncuoğlu'nun detaylarıyla devam edelim. İsterseniz Cagne, Fernando ve Lines'in durumlarının maç saati belli olacağını söyledi. Cagne çok büyük beklentilerle transfer edildi. Tam transferin böyle son zamanları Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu. Forvet istiyorlardı, forvete hasretlerdi. Çok da konuşuldu ama sanki beklenenini çok veremedi gibi. Sizin görüşünüz ne? Tabii Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir bölge. Özellikle geçen sene Gomis'ten sonra o bölge çok etkisiz hale geldi. Kırma forvetlerle, kırma golcülerle devam ettiği bir dönem geçirdi. Tabii ki bunun ana nedenlerinden bir tanesi tabii mali başarının o kıstaslara bir şekilde oturtturulmasından kaynaklanıyor. Sadece Galatasaray için bunu söyleyemeyiz. Diğer büyük kulüplerimiz için de maalesef bunların ana nedenlerini kadroyu oluştururken UEFA talimatlarını, FIFA talimatlarını ve İşte satış yaptığın kadar oyuncu transferi, bütçeni sana ayarla diyor. Ya bir nevi sen eğer bütçeni ayarlayamıyorsan ben sana yol gösteririm gibi yaptırımlardan dolayı Galatasaray'da bugün baktığımızda işte Ozan Kabak
verdi. Evet. Stuttgart'ta yüksek maliyette baktığında. İşte Geri Rodriguez gitti. Akabinde işi şansa bırakmayalım. Bildiğimiz, tanıdığımız. Hemen işte mahallemizin dibindeki oyuncuyu, Jack Ney'i alalım diye. Ki bakıldığında da 12-13 milyon euro. Ciddi bir rakam aslında. Ligi de bilen bir oyuncu. Yani o anlamda tabii, da bir kumar değil. Çünkü bazen tutmuyor böyle. Hani İspanya'dan vesaire getirilen oyuncular. Birçok transfer sayabiliriz. Örnekleyebiliriz bununla ilgili. Bugün insana yapılan bir yatırım. Bugün dünya futbolu sektör çok inanılmaz derecede büyüdü. Ve 300-500 milyon euroların döndüğü, bir futbolcuya ödenecek paraların döndüğü bir dönemdeyiz. Bunun olumsuz olması da olasılıklar içerisinde. Şu ana kadar evet Jack ne olmadı, olmuyor. Ama sabır lazım. Bazen oyuncu psikolojisi, o anki zaman içerisindeki alışma süreci, bunlar hep etkenler. Bu süreçte yavaş yavaş oturacağına inanıyorum. Jack ne belli bir yeteneklere sahip bir oyuncu ama tabii ki hızlı bir başlangıç veya hızlı bir giriş yapamadı Galatasaray'da. İşte Gomis örneğini verdim. Gomis evet. Oynamaya başladıktan sonra ki Gomis'i hatırlarsak transfer edildiğinde işte Gomis'in bir hastalığı vardı. Bayılıyordu, i̇şte bayılma sık sık, olayı evet. vardı. Alınırken mesela bu nasıl alınır, niye alınır biraz problemi var gibilerinden ki alındı. Maksimum katkıyı verdi. Artı giderken de para kazandırdı. Onun için biraz daha erken diye düşünüyorum Jack Ney'e olan eleştirileri. Zamanla daha faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah öyle olur tabii ki. Şöyle bir düşünce de var. Hani ligdeki diğer takımlara baktığımız zaman üç büyükler haricinde karşılarındaki rakibinin oyununa göre biraz da şekillendiği için sanki bu oyuncular, işte bunun örneğini aslında Alanya, Wagner'la Beşiktaş'ta da görmüştük. Bu takımlara geldiklerinde aynı performansı sergileyemiyorlar. Çünkü karşılarındaki oyuncuların da bu sefer onlara karşı olan savunması değişiyor. Golcülerde özellikle bunu çok görüyoruz. Siz bu görüşe katılır mısınız? Tabii doğru bir mantık. Şöyle, çünkü büyük takımlar karşı diğer rakipleri birbirlerine olan müsabakaları birazcık daha farklı oluyor. Motivasyon özellikle farkı. Ama bu doğru mudur? Doğru bir düşünce midir? Değildir. Tabii. Bu yani maç ayırt etmek gibi bir şey olur. Ama maalesef evet bu olabiliyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Gelen oyuncu, atıyorum işte Wagner Love örneğini verdiniz. Büyük takımdaki performansıyla Anadolu takımlarındaki performansı birbirini tutamayabiliyor. Şöyle söyleyeyim, işte forvet hattındaki bir oyuncuysa 3 maçta bir gol atıp devam ediyorsa performansına, geldiğinde büyük takıma, özellikle 3 büyüklere her maç, hatta her antrenman bile daha istim üzerinde, daha iyi performans sergilemek zorundasın. İşte bunu Manchester United'da oynarken ki performansıyla, işte Crystal Palace'da oynadığı performansı da şey yapabilir, eşleştirebiliriz. O yüzden bu olabilir ama günümüz artık çağında oyuncular çok üst seviye profesyonelleşti. Evet. Yani onların profesyonel yaşantısı inanılmaz derecede farklı. İşte bireysel antrenörlerle çalışıyorlar. Kendilerine çok iyi bakıyorlar. Zaman içerisinde psikolojisi kimin iyiyse ve o psikolojiye alışma sürecini kim çabuk atlatıyorsa daha çabuk, daha faydalı oluyor. Bugün yüksek maliyetli bir oyuncuyu aldığınızda, beklenmedik bir performans olumsuz anlamda geldiğinde, hiç ummadığınız bir oyuncuyu, hiç beklemediğiniz bir oyuncu onun üstüne geçebilir. Evet. Yani para ancak saha dışında alım satımlardayken konuşabilir. Saha içine girdiğinde her şey eşit. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Hiç belli olmuyor. Şimdi Akhisar da kötü bir dönemde. Bir yandan da Galatasaray tabii Avrupa'ya veda etti. Oradaki maçta mağlup olmuştu Sarı Kırmızılılar. Yine yardımcı antrenör vardı takımın başında. Şimdi de yine öyle bir dönemde Akhisar.
akşamki mücadelede nasıl bir oyun, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz onu sorayım. Sonra da derbiye geçelim. Yani ilk yarıdaki dönemde Galatasaray kötü bir dönemdeydi. Onu söyleyelim. Tabii ki başarı, karşı tarafın başarısı küçümsememek lazım ama bu akşamki karşılaşmada Galatasaray çok çok ağır basıyor. Akhisar takımın şu an çok zor durumda. Evet. Ve değerlendirdiğinizde baktığınızda aşağıdaki takımlar arasında işte Erzurumspor, Ankara Gücü bugün Erzurum'u yendi. Evet. İşte baktığında Rize'nin inanılmaz bir çıkışı devam ediyor. Diğer işte Kasımpaşa mesela aşağı doğru iniyor. Çok baktığında ilginç değil mi? Altta, şampiyonlukları altta, konuşan, Avrupa'yı konuşan ve şu anda Kasımpaşa aşağı doğru acabaları ve ligin dibi üstten daha çetin geçiyor. Ama burada yani söylemem gerek en zayıf halka Akhisar. Bu sezonun en zayıf halkası. Yani düşmeye en nabzet takım şu anda Akhisar olarak görüyorum ben. Bundan önceki sezonlara baktığımız zaman özellikle büyük takımları çok zorlayan bir ekipti Akhisar. Hep Fenerbahçe ile özellikle karşılaştığında hep ciddiye alınan hani bu Manisa ekibi hep bir o deplasman zorlu gelirdi. Çok da iyi performans o orta sıralarda seyredip sonra Avrupa'ya da giden bir takımdı. Ne oldu da mesela hani bu noktaya geldi? Şu noktayı da söylemek istiyorum Melike'ciğim. Bizde mesela A, B, C, D planları diye planlar yok. Bizde tek, mesela bu sene atıyorum Akhisar üzerinden konuşalım. Akhisar takım bu sene düştü diyelim. Düşerken eğer o planlamayı yapıyorsan düştüğün gibi çıkarsın, daha sağlam bir şekilde ilerlersin. Yani bizde düştü diye her şey bitmiyor. O kulübün kapanışı değil. Ama bizdeki futbol sistemi, bizdeki futbol kuralları, özellikle yabancı kural buna çok müsait. Takımlarımızın dibe vurmasını, bugün sayabilirim birçok takım, işte Mersin İdman Yurdu, Erciyes, işte geçen sene Gaziantep, işte Karabük şu anda gidiyor, konuda. İşte Kocaeli'nin durumu hala üçüncülükteler. Bir sürü takım sayabilirim. Düştüğü an bitiyorlar. Neden? Çünkü hazırlık yapmıyorlar. Yani düşmeye hazırlık yapın. Bu da olumlu bir şey. Sivas geri geldi. Tabii ki oradan. Sivas mesela bunun en büyük örneğiydi. Evet. Başakşehir yarışındaydı. Eski İBB belediye var. Bunun örnekleri. Yani baktığında yani düştü diye her şey bitmiyor. Bir sene kaybediyorsun sadece. Ama biz o planlama içerisinde girmiyoruz. İlla buraya tutunacağız. Tutunamazsak, kayarsa elimizden bitti, öldük, geberdik diye bakıyoruz. Bu tamamıyla yanlış bir strateji, yanlış bir planlama. Yani düştün, aynı hızda tekrar çıkabilirsin ve çıkarsın da. Yani biz düştü diye her şeyi bitiriyoruz, bitti artık yaşam kalmadı. Bu da çok son derece bir yanlış. Bir istikrarsızlık ama mesela çok şaşırtıcı değil mi? Türkiye Kupası'nı alan bir Akhisar, Avrupa'da mücadele eden bir Akhisar. Gerçi hani iyi bir performans sergilemedi ama hep hani bu sınırlarda ilerleyen bir Akhisar'dı. Hı-hı. Bir anda böyle ya tam olabiliyor, tersi tepe taklak olabiliyor oldu. Takımlarda zaman içerisinde. Yani birazcık işi sıkı tutmazsanız, birazcık işte o planlama içerisinde prensiplerinizi uygulamazsanız, sürekli bir hoca değişikliği takım, oluyor. Takımdaki dengeleri bozarsanız, yani bilmiyorum bir sürü bunun nedenleri var. Afaki konuşuyorum ben. Bir şekilde olabiliyor ama düşerken de o hazırlık içerisindeyseniz tekrar aniden geri çıkarsınız. Ama bizim şartlarda mesela biz 14 tane yabancı var. 14 tane yabancı kuralı Süper Lig'de devam ederken bu takım düştüğü zaman da kaç yabancı ile oynayabiliyor sahada? Ya işte o 5 yabancı ile. Evet. Peki 9 tane yabancı açıkta kalıyor ve hiçbir kulüp o oyuncularla 1 yıllık sözleşme yapmaz. Gelirler düşüyor. Yani darmadağın oluyor. Yani bu planlamaları biz en tepeden de yanlış yapıyoruz. Yani bunu konuşmaya başlasak saatler zaman yetmez. O yüzden düşen takım bitti gözüyle bir kulüp bakmamak lazım. Mahvoldum gözüyle bakılmadan yönetilmesi lazım düşüncesindeyim. Şimdi bir de üst sıralara dönelim. Galatasaray liderler arasındaki puan farkı 6 puanlık bir fark var. Galatasaray hani hep inişli çıkışlı bir performans sergilese bile yarıştan kopmadı ve takip ediyor. Zirve yarışını da sürdürüyor. Şimdi bir Avrupa'dan elendi. O moralleri bozar mı? Bu akşama etkiler mi? Bundan sonraki sürecini nasıl etkiler Galatasaray'ın? Yani etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani bugün baktığınızda Benfica'da Avrupa'nın
en önüne gelen takımlarından. Son zamanlarda UEFA Kupası'nı, finalini defalarca oynayıp defalarca kaybeden takımlardan bir tanesi. Başarılı bir takıma elendi. Galatasaray takımında da yani yüksek derecede bir toparlanma var. O toparlanma devam edecektir, lige de yansıyacaktır. Ama bu seneki rakip dişli. Dişli bir Başakşehir var. Beşiktaş arkadan iyi geliyor. Ligin, dedim ya, 6 daha zevkli üstten bana göre. Öyle diyorsunuz. Peki 6 puan fazla mı yani Galatasaray'ın şampiyonluk şansı? Yok, hani fazla. Rakip dişli ama fazla, her şey fazla değişebilir değil. Mi? Çünkü bir de fikstüre baktığımız zaman hani Başakşehir'in oldukça zor maçları da var. Şu anda her takımı yenebilecek kapasitede bir futbol sergiliyor. Bugün o eskiden işte üç büyüklerin hegemonyası, işte maç başlamadan önce galibiyet, galip gelme durumu, pozisyonu artık yok. Ha, doğru mudur? Doğrudur ama bunun esas ana faktörü, ana nedeni yani üç büyüklerin, hatta dört büyüklerin, bunu Trabzon'un da katarım, yanlış sek ve idare eden birinci başarı, sportif başarı düşünce tarzından ileri gelmiştir. Birinci başarı dünyada da her yerde de artık mali başarıdır. Sonra sportif başarıdır. Ana nedeni budur yani. Evet. Yani çünkü çok güç dengesi var aslında. Yani avantajlı. Yani buna Trabzonspor'u katarak da konuşuyorum. Yani gelir dağılımı da baktığında o denli yani taraftar kitlesi, onların o reklam kapasitesi, satış opsiyonları hep onların lehinde. Yani bugün baktığımda yani Türkiye'de hangi takımı ayırabilirim? İşte Göztepe'yi ayırabilirim. İşte Eskişehir Süper Lig'de değil ama ayırabilirim. İşte Bursa Spor'u belli. Ama bunların hepsini belli bir seviyede ayırabilirim. Taraftar kitlesi bakımında. Ama bir Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'a yaklaşacak aralarında hiçbir tanesi yok. Zaten gelir dağılımlarında da aynı şekilde öyle. İşte bakış açılarında da aynı şekilde öyle. Bunlar tek bir şekilde avantajı kapatılabilir. Kendi kendilerine kötülüğü yaparsa ancak Anadolu takımı öyle kapatabilir ki kapatıyorlar da zaten şu anda. Maalesef bir yandan o var ama bir yandan da hani artık dediğiniz gibi herkes herkesle mücadele edebilecek bir noktaya geldi gibi. Bu arada hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Başakşehir'in hem Beşiktaş'ın son kalan maçları var. Onlara bir bakalım. Hani bir onları getirelim ekrana. Bir Galatasaray'la başlayalım. Hani önümüzdeki maçları hangi maçlar? Ona göre de bir şanslarını değerlendirelim. Hani bu fikstüre baktığımız zaman nasıl görüyorsunuz Galatasaray'ın önündeki maçları? Yani şu fikstüre değerlendirdiğimde Galatasaray takımının mesela en kolay maçı hangisi diye sorsam bu haftaki Akhisar mücadelesi derim. Erzurumspor takımı kendi sahasında inanılmaz etkili oynuyor. Evet. Ve o güç ve kaliteyi gösteriyor. Özellikle Mehmet Hoca'dan sonra iyi oynayan bir, kazanmayı bilen bir Erzurumspor takımı var. Antalyaspor işte hiç ummadık bir şekilde gitti. Dün Sivas'ta yendi ki Sivas bu ligin en formda, en iyi takımlarından bir tanesi. Bursa Spor istim üstünde şu anda küme düşme hattına doğru ilerliyor. Zor bir deplasman. Malatya Spor Erol Hoca'yla çok iyi bir çıkış yaptılar. Ve kalitesini ortaya koyuyorlar. Gerçekten Malatya Spor takımı, o da Erol Hoca geldikten sonra etkili oynayan ve bilinçli futbolu oynayan, günümüz futboluna ayak uyduran takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin durumu ortada, belki yıllardan sonra, çok uzun, ben hatırlamıyorum yani 44 yaşındayım, hiç hatırlamıyorum Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray veya Trabzon'un küme düşmesi. Bir Trabzon, bir Özkan Sümer döneminde galiba bir öyle bir korku yaşadı. Bir evet. Galatasaray bir öyle bir korku yaşadı bir dönem sanki hatırlıyorum. Ama Fenerbahçe şu anda çok büyük korku içerisinde. Yani inanılmaz. Alt tarafta ha küme düştü, ha düşecek gözüyle bakılabiliyor yani. Evet. Yani zor geçecek. Kayseri keza yenilmeyen bir takım. Yani yenemese de bir de yenilmiyor. Konya işte geçen hafta Fenerbahçe karşısında 10 kişiyle nasıl mücadele ettiğini gördük. Yani etkili oyunculara sahip. Aykut Hoca ile onlar da iyi organize oluyor. Zaten Beşiktaş maçı derbi, en zor maçlardan bir tanesi.
Rizespor ligin ikinci yarısında flaş takımı. Evet, çok ilginç bir şekilde çok yapmış oldukları transferlerle birlikte ve o da yine Okan Hoca ile birlikte Rize takımının çıkış yapışı. Okan Hoca mesela geçen seneki o kupa alan takımın Akhisar'ın şu an küme düşme adayı olan Akhisar'ın hocasıydı. İşte o mesela nasıl devam edilmedi? Onunla nasıl uzlaşılmadı? O da bir muamma. İşte Başakşehir şampiyonluğun en büyük favorisi şu anda yani benim için. Yani eğer Başakşehir takımı bu sene şampiyon olamasa kendi hataları yüzünden olamayacaktır. Yani bu sene her sene aslında iddialı ama bu sene biraz daha bu sene Başakşehir takımı olamazsa bir daha olamaz diye düşünüyorum. Yani bu büyük takımların bu kadar sorunlu olduğu bir dönemde eğer olamazsa Başakşehir bence bir daha olamaz. Sivas dediğim gibi çok formda takım. Başakşehir'in de geldi. Bir de Başakşehir'i değerlendirmenizi istiyorum. Yani baktığımda takımlarını hemen hemen saydım. Onlar da aralarında farklılık arz eden takımlarda Ankara Gücü var. Onlar da küme düşme mücadelesi veriyor. İşte Erzurumspor'u bugün 90 artı uzatmada yendiler. Alanya Spor çok formda. O da evet. Yani Sergen Hoca ile birlikte hem Hasan Çavuşoğlu bol başkan önderliğinde alıyorlar. Çok iyi işler yapıyorlar. Alanya Spor'u alt ligden, birinci ligden alıp Süper Lig'in kalıcı bir takım haline getirdiler. Yani takımların hemen hemen hepsi çok formda. Bir iki tane, belki bir buçuk tane zayıf halka var diye düşünebilirim ama o bile garanti değil yani. Bir de Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ın da bir yandan takibi sürüyor. Hani Galatasaray Başakşehir'in altında ama Beşiktaş'ın da maçları geldi. Yani biraz önce söylediklerimin arasında olmayan bir işte Trabzon var ki Trabzon hakikaten onlar da aslında mecburiyetten oynattığı oyuncular işte genç oyuncuları. Abdülkadirler diyelim, Yusuflar genç oyunculara yöneldiler. İşte sözleşmesi kabarık ve ağır olan oyunculardan kurtulma yönüne aslında olması gittiler. Olması gereken mecburiyetten oldu. Yani mecburiyetten oldu bence. Ama doğru yoldalar ve birinci başarının mali başarı olduğunu bu yönetim ve teknik kadro götürüyor. Orada da Ünal Hoca inanılmaz harika işler yapıyor. Tebrik etmek lazım. Yani kadro isme bakmaksızın olmalıdır. O formanın büyüklüğü altında kim hak ediyorsa olmalıdır, iyi olmalıdır. Bunu yapan takımlardan bir tanesi. Biraz önce saydığım takımlarla hemen hemen hepsi zaten oynuyor. Evet, bir de Galatasaray deplasmanı olacak. Beşiktaş'ın. Şimdi artık yavaş yavaş derbiye geçelim isterseniz. Hem de burada fikstürlerini de paylaştık. Bir de Fenerbahçe'yi gösterelim. Fenerbahçe'ninkini de görelim. Çünkü kritik dedik. Bütün maçlar konuştuk, bütün takımları ama Fenerbahçe'ninki de gelsin. Sonra da derbiyi konuşalım. Ben yani şu anda ikisi için de, iki takım için de en zoru yani derbi şu an ama. Baktığında Fenerbahçe'nin yani kalan maçları hakikaten yani çok zor. Çünkü bugün şampiyonluk mücadelesi verse, şampiyon olamadığı zaman bir şey değişmiyor. Yani ligde kalıyor ama şu anda Fenerbahçe takımı gerçekten küme düşme tehlikesini en yakın hissedenlerden bir tanesi bir takım yani. Bir yandan baktığında tabii yarıştığı takımlar da. Bu hafta çok zor bir mücadeleye gidiyor. Yani bu form grafiğiyle yani iki takımı değerlendirdiğiniz zaman Beşiktaş çok ağır basıyor benim nazarımda. Ama derbiler işte vardır ya o klasik laf. Derbiler işte değişik olur. Farklı o havası oluyor, farklı evet. Olur. Yani benim futbol görüşümde şu anda Beşiktaş yenmesi gereken bir mücadele. Akabinde Rize ile oynuyor ki Rize ligin şu anda en formda takımı. Ve orada deplasmanda Fenerbahçe çok ağır bir yenilgi almıştır Rize karşısında. Aynen ama Rize Okan Hoca o zaman daha yeni ilk maçıydı galiba aldığında. Ama evet. Şimdi o Rize değil daha iyi bir Rize var. Yani, daha iyi bir Fenerbahçe olacak aynen, mı Kadıköy'de? Akabinde Başakşehir'le oynuyor. Yani şu üç tane karşılaşmadan. Çok zor maçlar. Mesela Beşiktaş, Rize ve Başakşehir. Yani üç maçtan ne kadar puan çıkartırım bence sorduğun zaman ben bir puan diyorum. Evet. Bir ya da üç puan. İddialı bir tahmin yani, oldu. Şu anda ligin üç hafta sonrasına Fenerbahçe'ye bir ya da üç puan koyduğun zaman
herhalde bulunduğu konum çok fazla değişmeyecek. Çok değişmez, evet. Tabii yani rakiplerinin de durumuna bağlı ama yine de çok fazla değişmez. Fenerbahçe'nin Ersun Yanal da göreve geldiğinde söylemişti zaten. Hani artık kaybetmeden seri halde kazanarak o üst sıralara doğru... Üçüncü değişiklik hocası oldu yanılmıyorsam herhalde Fenerbahçe'nin baktığında. Koku'dan sonra bir süre Kuman, evet. Üç oluyor yani. Üç diyebiliriz. Üç diyebiliriz. Baktığında ne değişti diye sorarsam ben hiçbir şey değişmedi yani. Hiçbir değişiklik yok. Yeni transferler peki? Sadece bir değişiklik var. Mehmet Topal daha etkili oynamaya başladı. İşte Dirar İsta biraz daha etkili oynamaya başladı. Peki transferler? Forvet attı mesela hiç yok. Mesela Süleymani. Yani Süleymani mesela rakipten oynuyor. Hiç oynatmasa daha iyi. Çok eleştiriliyor Süleymani. Çok kötü ama yani çok kötü. Yani onu o şekilde sahaya... Hafta içi antrenmanlarda görünmüyor mu ya? Yani onu sahaya sürmemek lazım. Gerçekten bu görüş çok hakim ve hani belki yani de görünmüyor mu? Yani üzen bir konu. O görünmüyor mu yani? Bilmiyorum. O performans hafta içinde teknik kadro bakıyor, izliyor yani, görüyor. Bu adam ne verir, ne vermez. Yani altyapıdan, ne bileyim U21'den forvetini oynatırım, yine onu oynatmam. Ya Ersun Yanal da açıklamalarında hani bizim oyuncumuz, hani şu an takımda muhakkak ve öyle mecbur. İyiyse oynayacak. Biraz önce dediğim gibi sahaya gelmeden önce para, pul, işte hesaplar konuşulabilir. Ama sahaya girdiğin zaman artık para diye konuşmaz. En pahalı veya en ucuz fark etmez. Kim iyi oynar. Hep özgüvensiz olduğu söyleniyor Süleymani'nin. Hani niye sahada özgüvensiz? Zaten kendini ispatlamış. Fenerbahçe takımına maliyeti en yüksek oyunculardan bir tanesi. Nasıl özgüven bu? Bir tek hani bir oyuncunun o kimliğinin oturmaması bir takımda vardır. Aslında iyi golcü ama bize olmadı derler. Hani öyle bir şey algı bize da vardır. Bize olmadı dediği ama sanki Süleymani'de bu farklı. Yani performansı hiç beğenilmiyor. Düşmüştür. İyi değil. Ben mesela Süleymani'yi Sporting'de kendi izliyordum. İşte Sporting'deyken nasıl buluyordunuz? İnanılmaz. Yani gol yüzdesi bu kadar yüksek bir oyuncu. Ben hatta alındığı zaman iyi iş yapıldı. İyi forvet alındı diye düşünmüştüm ama burada şu an yürüyor. Peki Soldado'yu nasıl değerlendirirsin? Soldado bence ondan çok çok daha etkili. Yani o da eski Soldado değil. İşte baktığında İspanya'dan, Valencia'dan Tottenham'a gitti. Tottenham'da işte belli bir dönem oynadıktan sonra sakatlıklar geçirdi. Sonra tekrar döndü İspanya'ya. Ama Fenerbahçe'de bence en etkili forvet Soldado şu anda elindeki. Bir yandan da hani kimi tercih edeceği konuşuluyor Ersun Yanal'ın. Ersun Yanal'ın da açıklamaları var. Hani Süleymani'nin performansı kötü. Frey çok kötü. Hani Frey'i alınca da bir şey değişmiyor. Doğru, Frey de aynı şekilde. Frey de çok kötü. O yani Fenerbahçe formasını kaldırabilecek bu bir oyuncu hiç değil. Yani tabii şimdi Ersun Hoca takımın başındaki teknik adam. Biz buradan ancak bir taraftar gözüyle izlenimimizi söyleyebiliriz. Evet. Derinlemesine kendisi kararını kendisi veriyor zaten. Ama verilen kararlarda bakıldığında doğru veya yanlış veya iyi kötü eleştiri yapmak bizlerin hepimizin hakkı. Ama sadece futbol üzerinden yapabiliriz. Başka şey yapamayız. Sahaya çıktığında sahadaki performansını, antrenmandaki performansını biz göremeyiz, bilemeyiz. En iyi hoca biliyordur. Yani belki antrenman performansı üst seviyeye çıkıyordur. Antrenman performansında hakikaten çok olumlu işler yapıyordur. Sahada aynı verimi alamayabilir hoca. Yani bunu olumlu bir şekilde alıp maçlarda olumsuz bir şekilde randıman da alabilir. Yani bu ibareyi de koyalım yani. Peki Moses'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Moses transferi belki de hani şu anda Fenerbahçe'nin en iyi transferi olarak devre arasında görülüyor. Hani Moses iyi oldu gibi bir bakış açısı var. İzlediğiniz kadarıyla Moses derbide nasıl olur? Moses kesinlikle benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Hatta Chelsea'nin en son şampiyon olduğu sonra Conte'nin sağ bek oynayan bir oyuncuydu. Savunmanın sağında oynayan bir oyuncuydu. Chelsea'den zaman zaman işte yanılmıyorsam West Bromwich'e ve Sunderland'a transferleri kiralık gitti. Ama sonra Chelsea'nin değişmez oyuncusu haline geldi.
Sonra tekrar işte bir düşüş yaşadı Sarri geldikten sonra. Ama Moses kesinlikle iyi bir oyuncu. Oynadığı maçlarda da o kalitesini yavaş yavaş ortaya koyuyor. Devam edeceğiz derbi değerlendirmelerinizi almaya ama önce kısa bir reklam aramız var. Karşılaşmaya kaldığı yerden devam ediyoruz. Oktay Derelioğlu'yla derbiyi konuşuyorduk. Fenerbahçe'de kalmıştık. Hemen devam edelim. Fenerbahçe'de savunmada hangi ikiliyi görmeyi bekliyorsunuz? Şimdi Şikirtel'in hep istikrarlı ve belki de Fenerbahçe'de performansı en beğenilen oyunculardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Ama Sadık sanki birazcık bu kart görme ihtimaliyle birlikte birazcık gözleri korkutuyor gibi oldu. Derbide Ersun Hoca hangi ikiliyi tercih eder? Yine Strakel ve Sadık'ı tercih edeceğini düşünüyorum şu anda baktığımda. Ama benim mesela izlediğim, yani İngiltere'de izlediğim, Liverpool'da izlediğim Strakel değil buradaki Strakel. Şimdi tabii Sadık iyi bir çıkış yaptı Malatya'da ama benim konumlandırdığım merkez savunmadaki oyuncu profilimde değil Sadık. Yani ben Fenerbahçe'de Sadık tarzında. Çünkü çok panik oynuyor. Evet. Çok panik bir görüntüsü var. Ve daha orada bilinçli, daha sakin. Yani burada tabii ki bunu derken yani Sadık'ı kötülemek anlamında değil. Yani benim o merkez savunmadaki düşünce tarzımdaki oyuncu profili değil. Yani birçok spor adamı beğeniyordur, ediyordur. Ama yani benim merkez savunmadaki oyuncu profilim Sadık değil. Açık ve net söylüyorum. Peki Fenerbahçe'de bu derbide hangi oyuncu o ön plana çıkar? Sizin görüşünüz ne? Kim? Hani bir de şimdi tabii bayağı bir değişiklik olacak. Oktay Derelioğlu'yla derbiyi konuşuyorduk. Fenerbahçe'de kalmıştık. Hemen devam edelim. Fenerbahçe'de savunma da o yüzden oradaki performans çok fikir vermiyor. Derbide çok daha farklı bir kadro görebiliriz. Kim ön plana çıkar? Fenerbahçe'de en beğenilen oyunculardan biri olduğunu söyleyebiliriz ama Sadık sanki birazcık Mehmet Topal kart görme gerçekten ihtimaliyle son maçlarda birazcık gözleri korkutuyor gibi oldu. Vites arttırmış gibi. Ersun Hoca hangi ikiliyi tercih eder? Baktığında Strakel ve Sadık'ı tercih edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe takım oyunlu ama çok benim mesela iyi oynamıyor. Uyumsuzluk var. Belli bölümlerinde işte 5 dakikalık 10 dakikalık bölümlerinde etkili bir oyun sahaya Sadık sergiliyor. İyi bir çıkış o uyumsuzluk ve kopuk benim konumlandığım oyun, merkez karşı rakibin oyuncu oyun anlayışı ve oyun tarzıyla yani ve onların ele almasıyla bir anda rakibe teslim çok olabiliyor. Bugün baktığında panik bir Konya Spor mücadelesinde en son lig maçını olarak değerlendiriyorum. Avrupa Kupası yani maçını saymıyorum. Tabii ki bunu derken orada da tabii çok Sadık'ı kötülemek anlamında değil. Yani bir golü bulduktan benim sonra benim o merkez savunmadaki oyun tarzı, düşünce tarzındaki oyuncu profili değil. Oyunu yani tutamaması spor adamı beğeniyordu. İşte ikinci bölgeden üçüncü bölgeye ama, geçişlerde atak sonlandıramamasından merkez kaynaklanan problemleri Sadık değil. Konya Spor 10 kişi kalmasına rağmen bu derbide hangi oyuncu maçın hakimiyetini eline alamadı. Ve hani bir de şimdi tabii bayağı bir değişiklik olacak Kuzey'in maçına göre. Çünkü maçı berabere bitirdi. Yani. Ersun Hoca'nın Konya Spor 10 kişiyle Fenerbahçe'ye hükmetti. Bir nevi sanki galibiyeti bile kaçıran taraf pozisyonuna geçti. Şimdi tabii, bugün baktığında Fenerbahçe'de Topal gerçekten etki yapabilecek etkili oyuncu isim isim sayarsan olabilir. Ama bunu takım oyununa yansıttığın zaman bir resim, bir tablo ortaya çıkmıyor. Yani, o yüzden eğer o resmi ortaya koyamadığınız zaman oyuncuların hiçbir önemi kalmıyor. Belli bölümlerin tek tek oyuncular 5 dakikalık, işte zaman dilimleri arasında işte 10 dakikalık, 5 dakikalık periyotlar arasında ön plana çıkacak oyun oynuyorlar ama o kadar. Yani bir saman alevi gibi. Ama oyun karşısında oyun bu haftaki rakip Beşiktaş ve Beşiktaş takımı bireysel anlamda da ele almasıyla iyi oyuncuları var. Rakibe teslim olabiliyor. Etki yapan oyunculara bugün sahip bugün işte Konya Spor Burak Yılmaz mücadelesi o kadar eleştirmesine rağmen bütün taraftarın alınmamasını istememesine rağmen yönetimin alması ve akabinde zaten kendini ispatlamış kariyerinde birçok takımda
ispatlamış bir oyuncu. Beşiktaş'ta da Bursa işte Spor karşılaşmasında iki gol buldu. Akabinde, bir de moral var şu an Beşiktaş'ta. Akabinde Malatya'ya karşı oynadığı oyun da etkiliydi. 10 kişi kalmasına ve rağmen bakıldığında Atiba'nın tekrar o hakimiyeti eline alması, orta sahadaki saha ve seyirci avantajını kullanamıyor. Defansif anlamda maçı berabere bitti. Şenol Hoca'yı tabii çok anlamıyorum. Necip'i değerlendiriyordu orada. Necip'in oynamaması o bölgede. Vida ve Mirin'in geçti. Birbirine iyi uyum sağlaması. Fenerbahçe'de Beşiktaş yapabilecek etkili kırıyor. Bir yandan Gökhan Caner ikilisi. Tabii Caner kanatlarda da orayı iyi kullanıyorlar. Özellikle Caner sol ayak çok etkili. O yüzden eğer o ortaları var. Ortaya koyamadığınız zaman yani oyuncuların kestiği zaman hiç gol ortası kalmıyor. Kesiyor. Yani tek baktığında işte Beşiktaş'ın artıları işte 10 dakikalık Fenerbahçe'ye oranla saha ve seyirci avantajını koyduğun zaman da oyun çok ağır basıyor. Daha fazla. Kuvarajma'yı sormak istiyorum. Derbiye nasıl motive olur? Hocanın ilk 11'de tercihi olur mu? Beşiktaş takımı. Nasıl bir performans sergiler? Bir yandan korkutuyor derbi maçlarda. Gitti gidecek denildi. İşte gitti hatta denildi. Vedalaştı denildi. O kadar. Ama Kuvarajma Beşiktaş takımı sevdiği bir oyuncu. İstemesine rağmen yönetimin alması. Futbol kalitesi, akabinde, futbol yeteneği tartışılmayacak bir oyuncu ama ispatlamış kariyerinde birçok takımda. Ben biliyorum bir oyuncu. Bireysel anlamda ne kadar kendine iyi baktığını, ne kadar çok çalıştığını. Ama maalesef bir şekilde şunu beceriyor. O agresifliğini, o oyunda etkiliydi. Takım oyununa uymamasını, Atiba'nın o kendine özgü karakterini bir şekilde yırtıp takıma zarar veriyor. Defansif i̇şte anlamda sağdan atılması. İşte, Şenol Hoca'yı tabii çok ne bileyim, anlamıyorum. Bakıldığında Necip'in değerlendiriyordu orada. Takım oyununda oynamaması, geriye dönüşü. O bölgede. Bunlar hep eksi. Yani yararları, zararları tarttığında ne kadar Beşiktaş takımı oyuncu diye tartıştırıyor. Bir yandan Gökhan Caner ikilisi. Tabii ben Caner bir teknik adam da olarak orayı iyi benim çok makbul görmediğim özellikle bir Caner olsa da yetenekleri var. Katkıları da tartışılmaz. Yani Kuvarajma oynarsa gol ortası kesiyor. İşte bir önceki maçta Beşiktaş'ın görmüş olduğu artıları kartın verdiği o Fenerbahçe'ye oranla kötü görüntüyü de silmek için, taraftara kendini affettirmek için daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Derbiye nasıl Beşiktaş alternatifli kadro elinde bulunduruyor. Nasıl bir performans ve son haftalardaki formu ile daha iyi. Gitti gidecek ama denildi. İşte, Kakava'yı da sormak istiyorum. Şimdi Leic'in kart cezası var. Bir gol sevinci sonrasında gördüğü. Mesela o çok amatörce. Evet, o da çok pişman oldu. O kartları nasıl bir oyuncu görebiliyor veya bunu nasıl düşünemiyorlar. İşte formayı çıkartıyorlar. Yani bu mesela bana hiç bireysel normal gelmiyor. Yani sormak lazım oğlum, embesil misin? Ama hakikaten sormak bir lazım. Şekilde yani. Sen neyin kafasını beceriyor? Yani. O agresif. Yani belli ki bu sarı kart cezalı. Cezalı oluyorsun. Yani. O kartı yani bunu bilerek yiyorsun o zaman. Uymamasını. Yani bu soru geliyor yani insanın kafasına. Bu arada Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. İsterseniz bir 11'i paylaşalım. Ardından yine devam edelim derbiyi konuşmaya. Kalede Muslera var, Mariano Luince, ama Marka, Nagatomo, Encaye, Emre Akbaba, Belhanda, Feguli, Onyekuru ve Mitroğlu mücadelede forma giyecek. Zaten bağlantıda da Yağız Sabuncuoğlu bahsetmişti. Cagne, Fernando ve Lines'in durumlarıyla ilgili belirsizlikten. Onlar da kadroda yer almıyorlar. Tabii ki. Ben bir teknik adam olarak bu şekilde Cagne oynamıyor. Evet. Kadroda yer almıyorlar sakatlıkları nedeniyle bu 3 oyuncu ve Galatasaray'ın ilk 11'inde böylelikle paylaşmış olduk. Saat 19'da oynanacak mücadele öncesinde. Ya yani mesela Lindoma ve Marka çok iyi oyuncular çıktı. Aslında Benfica maçında, buradaki Benfica maçında her ne kadar sonuç kötü de olsa iyi bir uyum sağladıkları göze çarptı değil mi? Kesinlikle yani kadro elinde bulunuyor. Şimdi tabii genç Ozan ve son haftalardaki daha kendini geliştirecek ama bakıldığında Ozan'dan da Serdar Aziz'den de Kakava'yı da sormak istiyorum. Daha iyi, şimdi çok faydalı. Leic'in kart cezası var. Bir gol sevinci öyle bakalım. Bundan sonra seçim ne olacak? Saat 19'daki mücadelenin ilk 11'ini paylaştık. Tekrar bir yarına pazartesiye dönelim. Kagawa'yı soruyorduk. Kagawa'nın şimdi gelişi tabii şu an çok bir bu mesela baktığımızda hemen bir şey söylemek için çok erken ama biraz hızlı oldu. Lazım oğlum, girdiği maç attı gol. Belki çok bir şey söylemek için erken ama heyecanlandı. O
onu da heyecanlandırdı. Japon insanı olunca ben çok kart, yani bunu bilerek bakış açısında bulunuyorum. Onlar bu soru geliyor. Asla ve asla ego taşımıyor. Bu arada Galatasaray'ın ilk 11'si oldu. Asla havaya girmeyen. Paylaşalım. Hep naif, ardından kibar, yine devam edelim derbi alçak konuşmaya. Kalede Muslera var, Mariano Luinca, ama Marka, Nagatomo, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda Feguli, Onyekuru ve Mikagawa. Mücadelede forma giyecek. İki tane Japon var şimdi çünkü. Gol atması onun durumlarıyla ilgili belirsizlikten onlar da kadroda yer almıyorlar. Biraz işi sermesine yol açmaz. Kagawa zaten bakıldığında inanılmaz derecede yetenekli. Evet. Benim çok beğendiğim kadroda yer almıyorlar sakatlıkları nedeniyle. Sakatlıklar bu 3 oyuncu problemler ve Galatasaray'ın ilk 11'inde yaşadı. Böylelikle paylaşmış olduk saat 19'da oynanacak mücadele öncesi. Şenol Hoca oynatır mı o mu ama? Evet, şimdi yani tabii Oğuzhan'da da bir sıkıntı ama vardı. Gözünde rahatsızlık vardı. Bakıldığında taraftarın da artık onu ilk 11'de görüp bir de ilk 11 bakalım ne yapıyor, nasıl bir oyun sergiliyor. Aslında bir fırsat. Yani Adem'le içinde olma işi. Çünkü bakıldığında Adem de işte iyi oynuyordu çok, son haftalarda. Çok form grafiğini yükseltti. Evet, o yüzden ben bekliyorum. Ama Şenol Hoca açısından, Şenol Hoca'nın bakış açısından baktığında oynatacağını düşünmüyorum. Evet, bakalım seçecek mi ilk 11'de. Aslında antrenmanlarda biraz denedi. Ama yine tercihi belli olmaz. Dorukhan da çok performanslı, beğenilen oyuncu. O da derbide ön plana çıkabilir. Mesela Beşiktaş'ın en büyük kazançlarından bir tanesi Dorukhan diyebilirim. Çok güven, Şenol Hoca onlar ısrarla şans veriyor. Oyuncusunu, genç oyuncusunu kazanmaya gidiyor. Bu da çok önemli bir görüntü. Beşiktaş kadro kalitesini beklenmedik oyuncuları kazanarak da kadro kalitesini bir nevi düşük maliyetle yukarı çekiyor. Ama şu boşlardan da bir kurtulursa o da biraz çok daha iyi olacak. Bakalım nasıl bir derbi izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Sağ olun. Teknik direktör Oktay Dereloğlu bizlerle birlikteydi. Kendisi hem haftanın maçlarını hem de derbiyi konuştuk. Karşılaşmayı noktalıyoruz. Hoşçakalın. Bir 11.